Artı TV'den ve Pazar Kahvesi'nden merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün konuğumuz Atol Behramoğlu. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Atol abi hoş geldin. Selamlar sevgili Nazım. Evet, sen de konuşacağımız o kadar çok şey var ki birikti. Hangi sırayla gideceğimizi tam olarak bilemiyorum ama Atol Behramoğlu deyince Atol Behramoğlu sıcak gündeme dair her zaman fikirlerini ifade eden değerli bir entelektüel, aman bunu söylersem bana helal gelir gibi çekinceleri olmayan birisidir. İstersen abi bugünün şeyinden başlayalım, Türkiye'sinden başlayalım. Başlayalım. Tabii yani şöyle bir geneli var işin, bir de özeli var. Özeli işte seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşıyor ve ülkenin bir anlamda ve gerçekten yazgısı belirlenecek. Yani bir dönem için bile olsa, yani yazgısı derken hiç kimse Türkiye'yi bütünüyle ve sonsuzca karanlığa gömemez. Ama bir dönem çok ciddi bir karanlığa gömülebiliriz. Dolayısıyla bu seçimlerin yaşamsal önemi var. Yani yaşamsal önemi var. Yani her şey ortada. Yani sanki iyilik ve kötülük arasında bir savaşım söz konusu. Denebilir ki efendim bunlar görece filandır. Görece değil. Cumhuriyet değerlerine karşı olmak kötülüktür. İnsan haklarına karşı olmak kötülüktür. Kadın haklarına karşı olmak kötülüktür. Doğa düşmanlığı kötülüktür. Hayvanlara düşmanlık kötülüktür. Böylece sayıp gidebiliriz. Çocuklara sevgisizlik kötülüktür. Öbür taraftan da doğa sevgisi, insan sevgisi, çocuk sevgisi, yurt sevgisi, ilerleme olan saygı, çağdaşlık duygusu bunlar iyiliktir. İyilik ve kötülük gerçekten savaşta. Dolayısıyla insanların bunu iyi hesap edip her türlü böyle ufak tefek arızalardan, itirazlardan, şundan bundan kurtularak net bir tavırla gerekeni yapmaları lazım. Bir, bu hani özel. Genele baktığımız zaman seninle tesadüfen trende yolumuz karşılaştı buraya gelirken ve konuştuk da biraz iyilik ve kötülük meselesi. Kötülük bu ülkede hiçbir zaman bu kadar yaygınlaşmamıştı. İnsan kalitesi hiçbir zaman bu kadar düşmemişti. Kötülük de iyilik de aslında bulaşıcıdır. İyilik örnek olarak özellikle de yöneticilerdeki iyi bir duruş, iyi bir tavır insanları etkiler. Kötülük de etkiler. Kötülük belki daha da fazla etkileyici bir şeydir. Tuhaf bir olgu yani, bunu da irdelemek lazım neden öyledir diye. Kötülük çok yaygınlaştı. Hem yani ortalama yurttaşımız arasında hem de yani okumuş yazmış böyle baktığın zaman ya uygar bir insan filan dediğin kişiler arasında inanılmaz akıl dışı bazı şeyler. Yani örnek verelim, seccadeye bastı ya, ne seccade, her yerde satılıyor birader. Bu bir gerçekten işte dokunmuş bir hadise, yani bir materyal, yani bir madde, yani neye bastı? Zaten ayakta durarak başlıyor namaz, öyle değil mi? Seccadenin yani, üzerinde ayakta duruyorsun. Ayrıca kasıt yok, bilmem ne yok filan, yani ne alakası var? Bu kadar mı kötü olabilir insan ya? Bu kadar mı kötü olabilir? Böylesine basit bir olayı böyle yani bir şey gibi felaket tellallığı, bir kötülük haline sokmak. Ama bundan etkilenmek de aynı derecede işte kötülükten etkilenmektir. Hani kötülük mutluluğu. Ya bak ya, adam seccadeye basmış falan. Olacak iş değil ya. Türkiye böyle bir Türkiye değildi. Bu hale getirdiler. Peki nasıl bir Türkiye'ydi? Ya Türkiye şöyle, yani çocukluğumun geçtiği dönemi, ilk gençliğimin yıllarını düşünüyorum. 50'li 60'lı yıllar. Gerçekten herkesin birbirine yani saygısı olan bir ülkeydi. Hani somut bir örnek vereyim. Çocukluğumun geçtiği yani 10'lu yaşlardan itibaren, ondan önceki tabii daha çok küçük yaşlar Kars'ta geçti. Çankırı'da babam ziraat müdürü, bizim oturduğumuz mahalle işte babam yani yüksek bürokrat sayılabilir o dönemde, yani o küçük şehirde. Yoksul aile çocuklarının evleri de arkadaşlarımın hep aynı mahallede falan otururduk. İnsanlar arasında böyle bir yani bir eşitlik gibi bir şey vardı.
Yani yoksul olmak olmamak o kadar da dert değil. Yani herkes birbirini anlardı, birbirine karşı bir saygı vardı. Ve Müftü amcamız vardı. Onu birkaç yerde yazdım da ben. O mahalleden geçerken böyle bir saygı duyardık biz. Çocuklar sıraya... Yani saygı duyardık Müftü amca ama bunu yani böyle bir şey olarak değil yani. Bir büyüğümüze saygı gibi. Burada yani böyle bir korku falan yoktu. Yani o da bir büyüğümüzdü. Babamız gibi, amcamız gibi falandı. Yani öyle düşün. Biz mesela şey bir aile değildik. Hani böyle dindar falan bir aile denmez. Ama hani Kur'an dururdu annemle babamın yatak odasının başucunda. Dururdu. Orada dururdu yani. Bu bir töre gibiydi. Bayram namazına falan götürürdü babamız bizi. Yani hani evde namaz falan kılınmazdı açıkçası. Böyle bir ev değildi. Ama saygılı bir ilişki vardı. Bütün insanlar arasında, bütün inanışlar arasında. Böyle bir Türkiye'ydi bu ya. Şu geldiğimiz yere bak yani. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. İnsanlar birbirinden nefret eder hale gelmiş. Bu hale getirdiler bu ülkeyi. Evet. Bir demin de söylemiştiniz ya, lider oldu mu rol model oluyor. Onu tabii kopyalanıyor. Tabii. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir çizgi çekildi ve şöyle bir aşağı doğru inilme söz konusu. Yani ya rektörler yani var, dekanlar var. Yani hayatta böyle şey söylemez, konuşmaz bir akademisyen falan diyeceğine bir tanesi söyledi. Rektör bize dedi cahil insan lazım dedi. Evet. Yani üniversite rektörü okumuş yazmış ve öyle insanlar yetiştirmek üzere gelmiş. Bize cahil insan lazım dedi. Bu bir siyasetçiydi galiba bunu söyleyen ama. Yok rektördü. Profesördü. Rektörlük de yapmış bir profesör. Evet, yani siyasete geçmiş sonradan. Peki şimdi ben dedim ki Atol Bayramoğlu ile ne konuşalım? Çok yaygın şey. Birkaç bölümü ayırdım. Dedim ki Atol Bayramoğlu deyince onun için de demin eski Türkiye'den söz ediyorum. Siyasi olarak söz ettim. Sürgünler ve mahpusluklar. Türkiye'de bir aydın olduğun zaman ülkeni seven, yurtsever ve ülke sevgisiyle dolu ve bunu da ifade eden biri olduğu zaman devlet seni hainlikle suçluyor ve sonra bazı faturalar çıkıyor önüne. Bunlardan en fazlasına muhatap olmuş biri de Atol Bayramoğlu'dur. Mesela şimdi burada yeniden yaratmanın coşkusuyla Nihat'la, kardeşi Nihat'la evet, mektuplaşmalar var. 67'de başlıyor ve bunu da göstereyim buradan. Evet. Yurt dışındasın ve zor koşullarda yaşıyorsun. Hatta otelde iş buldum ve çok iyi oldu bu. Okumaya zaman oluyor geceleri diye. Herkes Paris'te deyince işte bayram tatillerinde yapılan 4 günlük 5 günlük turlar zannediyorlar. Evet. Sürgünlük nasıl bir şey? Şimdi sevgili dostum, bizim yani benim kuşağımın yaşadığı sıkıntılar özellikle tabii 1980 Eylül'ünden sonraki süreçlerde yani herkesin kendi payına düşen bir şey oldu elbette. Öncesinde 1980'e doğru geliş süreçlerinde hayatını kaybeden, katledilen arkadaşlarımızı, kuşaktaşlarımızı hepimiz biliyoruz. Bunlar bizim gerçekten şehitlerimizdir. Onları saygıyla burada analım. Ama yani cezaevleri şunlar bunlar zaten olağan hadiseler diye düşünmek lazım. Sürgünler, cezaevleri. Şöyle biraz konuşabilir miyim bu konuda? Yani lafı uzatabilirim değil mi? Tabii ki. Şöyle, insanlık tarihi boyunca sadece Türkiye'de ya da Türkiye öncesindeki işte Osmanlı toplumunda filan yani bütün dünyada belli dönemlerde ortalama düşüncenin özellikle de siyasal anlamda ilerisine geçen insanlar sıkıntı çekmişlerdir. Bunun yani sayısız örneği var. Eski yani Yunan, Roma dönemlerinden bugünlere kadar bu iş böyle oldu. Bizim yakın dönemde hani Türkiye tarihine bakarsak 1940'lı yıllardaki aydınlarımızın 1950'lerde, 40'larda başta Nazım Hikmet tabii olmak üzere
30'lu 40'lı yıllarda, özellikle 40-50 arasında Aziz Nesin, Vedat Türkeli'den başlayalım. Sayısız yazarımız Rıfat Ilgaz, A. Kadir, daha sonra gençlerden Ahmet Arif, Enver Gökçe, çok sayıda aydınımız büyük sıkıntılar yaşadı cezaevlerinde. İşkenceler gördüler, ölenler oldu, intihar edenler oldu. 80'li yıllarda da işte benim de diyelim hasbelkader yani bir cezaevi yaşantım oldu. Türkiye Barış Derneği'nin kurucularından. Bu arada geçenlerde birkaç gün önce Niyazi Dalyancı'yı yitirdik arkadaşımızı. Evet. Barış Derneği'nin o da kurucularından sevgili arkadaşımızı. Ondan önce de Şefik Hasan'ı yakın zamanlarda yitirdiklerimiz bunlar. Artık birer birer arkadaşlarımız gidiyor yani işte biz de eşikte bekliyoruz yani açıkçası doğrusu. Yaşadık yani bu sıkıntıyı. Ben hapishane sonrasında sürgünü de yaşadım. Ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Bak şöyle bir örnek vereyim Nazım. Bir belge olarak da kalsın. 1984 yılında 8 yıl hapis cezasına mahkum olmuş biri olarak gıyaben. Çünkü son duruşmaya katılmamıştım. Biz cezaevinde... Barış Derneği davası. Barış Derneği. 10 ay kadar kaldık. Serbest bırakıldık ama dava devam ediyor 83'te. 83 sonlarıydı galiba ya da 84'te. Katılmadığım duruşmada 8 yıl ağır hapis cezasına ama katılan arkadaşlar 3 yıl daha yattılar. O da bir ayrı konu yani. Bir ay kadar İstanbul'da gizlendim dile kolay. Sanki şey gibi hissediyordum kendimi, sürek avında bir av gibi. Her an avlanabilirsin yani ne yapmalıyım, nereye saklanmalısın, neler yaşadım o dönemde. Bir ay Kızıma Mektuplar adlı kitapçıkta ya da işte o şiirler toplamında gizlilikte bölümünde bunları yazdım. Sonra yolculukta meselesi. Bana ait olmayan bir pasaportla yurt dışına çıkarken, şimdi asıl söylemek istediğim şu, trene bindim Sirkeci'den, böyle denk geldi o dönemde. Sakal falan da bırakmıştım. Tabii sakal bıraktım. Doğru. Ve göya işte İspanyol pasaportuyla çıkıyorum. İspanyolcu da bilmem de. Tren Kapıkule oluyor değil mi? Yunanistan evet. Üzerinden oradan uçağa bineceğim. Çünkü bir kitabım çıkmıştı Yunanistan'da. Onun telifini alıp uçakla Fransa'ya gideceğim. Yılmaz Güney orada ve kardeşim Nihat Behram orada. Nihat zaten bana pasaportu oradan göndermişti. Tren Kapıkule'de polis karakolunun önünde polis yazıyor. Birkaç saat bekledi birader. Öf. Evet. Şimdi şu olayı hiç unutamam. Geldi adam pasaportları topladı. Bana dedi ki Türkçe biliyor musun dedi adam. Yani polis. Orada her şey biraz otomatiğe bağlanmış gibi oluyor. Je ne pas compris dedim. Je ne pas compris. Ya Fransızca anlamadım demek yani. Öyle denk geldi. Öyle denk geldi yani. Bu sefer Elif Do you speak Turkish dedi. Otomatik olarak how can I speak Turkish dedim. Yani Türkçe nasıl bilirim yani Türkçe. İngilizce otomatik bunlar. Bu sefer do you speak English dedi. Ben güldüm ya. As you see dedim. Yani gördüğünüz gibi. Çekti gitti. Bir daha da gelmedi. Yani bir şeyden kuşkulandı. Yani özetle eğer ben orada Türkçe biliyorum deseydin. Yani bir şey olsaydı, yani en az Türkçe biliyorum zaten demem de, hani en azından bir kuşku çoğalsaydı, bir kuşku duydular. Zaten fotoğraflarıma baktığım zaman İspanyol'dan çok İranlı'ya falan benziyorum yani sakallı. Evet. Yani doğu toplumunun bir çocuğuyuz biz yani. Ondan sonra ölürdüm. Yani 1984 şeyin işte cuntanın ya da her neyse darbe yönetiminin en ağır işte işlemler yaptığı bir dönem. Ben yok olurdum. Yani Sabahattin Ali'yi kaybettikleri gibi beni kaybederlerdi. Böyle bir şey de yaşadık. Onu söyleyeyim. Yani sadece... O 5 saat değil mi? 5 yıl. Belki 50 yıla bedel yani. O anda hissetmiyorsun onu gerçi. O kadar bedel olduğunu. Ama sonradan düşündüğüm zaman nasıl bir tehlike yani atlatmış olduğunu gördüm. Bunları yaşadık tabii. Bedel ödeme diye hani soruya öyle girdin değil mi sen? Ya şimdi işin esası şudur. Bir tanecik bir ömrümüz var değil mi? Evet. Bunu doğru dürüst bir insan olarak mı yaşayacağız? Yoksa korkak, kaçak, ahlak dışı, ahlaksız, kötü, sinik biri olarak mı yaşayacağız? Bu da ne demek? Bu da şu demek. Dünyada kötülük varken
ben sanki bundan hiç habersizmişim gibi yaşıyorsan aslında o kötülüğe ortak olsun demektir. Bu kadar açık. Yani bu kadar açık. Yani kötü insan olmak demek illa da kötülük yapmak demek değil. Ama kötülük karşısında sessizsen, tepkisizsen ona ortaksın demektir. Ona ortak olmadığın ölçüde de başın belaya giriyor. Burada ikilem şu, doğru dürüst bir insan olmakla olmamak arasındaki seçim kardeşim. Yani ben ve benim gibiler, biz doğru dürüst insan olmayı seçtik. Başımıza gelen her türlü belaya da her zaman hazırız. Yani bugün de olduğumuz gibi. Evet, şimdi bugün de Türkiye anlattığın yıllardan farklı değil. Yurt dışında pek çok tanıdığımız arkadaşımız, sen yurt dışına da çok gidiyorsun ve görüyorsundur oralarda. Sanki Türkiye gibi oldu. Yurt dışına artık gidemiyorum abi. Çünkü şöyle bir çay zaten orada yok da. Şu senin önündeki kahve gibi bir kahve mesela 4 euro. 20 ile çarptığın zaman 80 milyon. Gerçi şimdi Türkiye'de de böyle 80'e yakın yerler oluyor ama biz oralara zaten gitmiyoruz Türkiye'de. En azından daha hesaplı kitaplı yerlerimiz de var. Gidemiyoruz abi yurt dışına. Ne hale geldi bu ülke? Ama ya? Şöyle bir düzeltme yapayım. o kadar çok ödül alıyorsun ki uluslararası falan gitmek zorunda kalıyorsun. Evet, ancak öyle olur. Evet. Peki biraz da şeyden bahsedelim. Hayır, çok az bahsettin. Mesela insanlar işte 3 ay 5 ay hapis yatıyorlar ve oradan destanlar çıkıyor. Atol Behramoğlu neler yaşamış? Başkaları üzerinden anlattın gene. Peki bu da senin kişiliğin. Bir de akademik yaşamın var. Yani sen sürgünlerde gidip işte Türklerin kahvelerinde vakitler geçirerek oturup ah ah neydi o günlerimiz demek yerine bulunduğun ülkelerde Paris'te, Moskova'da akademik olarak da gelişimini sürdürdün. Sanki yani sürgün olmasan da oralarda aynı şeyleri yaşardın gibi gözüküyor uzaktan. Şimdi biraz daha ondan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim bak. Şimdi bana derler ki hani ben 3 tane yabancı dil biliyorum. İngilizce, Rusça, Türkçe. Köpünden nereden çıktı? Fransızca. Fransızca. Şimdi bir de yani şairim işte. Kimileri diyor ki işte Türkiye'nin bilmem en iyi şairleri ya da şairlerinden biri falan filan. Peki. Şiire yetenek, yabancı dil öğrenmeye yetenek gibi şeyler. Ben bunların hepsine kısmen diyeceğim. Yani ben büyük bir şiir yeteneği olduğunu pek sanmıyorum. Yani 20 yaşında bir Neruda hakikaten yani 20 aşk şiiri ve kederli bir şarkıyı yazmak 20 yaşında büyük bir iş. Yani Nazım Hak gerçekten büyük yetenek. Şimdi bakıyorsun. Atol abi bunu devam edelim. Şimdi Pervin Buldan'ın konuşması buyursun, var. Ankara'ya bağlanacağız sevgili izleyiciler. Bu noktadan devam edelim. Evet, Pervin Buldan'la devam ediyoruz. Bulunuyoruz. Uzun yıllar önce kadınlar olarak koyulduğumuz yolu bu zamanlara getirmenin, bu güçlü noktaya ulaştırmanın sonsuz gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu güçlü ruh birliktelikle bugün bu noktada olmamızı sağlayan çok renkten, çok dilden, çok inançtan kadını aynı saflarda buluşturan kıran kırana bir kadın mücadelesi tarihi vardır. Kadınların umudunu her daim diri tutan bir inanç vardır, kararlı bir duruş vardır. Her türlü zorluğa ve engellemeye rağmen yaşamını, emeğini hiç tereddüt etmeden cömertçe bu mücadeleye katan tarihin yürekli, cesur kadınları vardır. Ben bu kıymetli emeğin sahibi olan başta cezaevlerindeki ama aynı zamanda sürgündeki bütün kadın yoldaşlarımızı hiç duraksamadan hakikatlerin izini süren, kayıpların, faili meçhullerin hesabını soran, adalet arayan, barış nöbetlerinde sabahlayan bütün kadınları, kadınlara karşı işlenen her türlü suça karşı tavrını ortaya koyan, kadın hakları için meydanları, alanları asla boş bırakmayan, sözün, siyasetin, müzakerenin yollarını aşındıran bütün kadın örgütlerini ve aktivistleri. İş yerinde, tarlada, köyünde,
mahallesinde her türlü talana, yıkıma, sömürüye meydan okuyan kadınları. Hepinizi, hepimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bir kez daha önünüzde saygıyla eğiliyorum sevgili kadınlar. Evet, bugün bu kürsü bizim sevgili kadınlar. Bu beyanname bizim. Bu seçimler bizimdir. Bu seçimlerde elde edeceğimiz başarı bizim olacaktır. Yeni yüzyıl bizim. Zafer bizimdir. Şimdi büyük direnişimizi, görkemli mücadelemizi büyük değişime, yeniden inşaya ulaştırma zamanıdır. Kadın beyannamemiz, kadınların yıllardır mücadelesini yürüttüğü kadın hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin, eşitlik ve adaletin beyannamesidir. Beyannamemiz Deniz Poyrazlar'ın ve onun yoldaşlarının mücadele beyannamesidir. Annesini özellikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saçlarını direniş bayrağı yapan İranlı kadınların, Urfa'da adalet için direnen Emine Şen Yaşar'ın, Afganistan'da imha uygulamalarına direnen kadınların ve dünyanın dört bir yanında ataerkil ve faşizm zulmüne karşı direnen bütün kadınların onurlu mücadelesinde bir kez daha ortaklaşmamızdır sevgili kadınlar. Ve onların bu iktidardaki zihniyet ortaklarına ve onların bu iktidardaki zihniyet ortaklarına 14 Mayıs seçimlerinde kadınlar olarak meydan okuyoruz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz diyoruz sevgili kadınlar. Kadın mücadelemize karşı geliştirilen kumpaslara karşı kendi seçeneklerimizi yaratarak ilerleyişimize devam ediyoruz. O nedenle önümüzdeki seçimleri Yeşil Sol Partisi olarak karşıladığımızı bir kez daha bu kürsüden belirtmek istiyorum. Seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakımızla, Kadın İttifakımızla, tüm ezilenlerin güçlü ittifakıyla giriyoruz. Evet sevgili kadınlar, 20 yıldır iktidarı elinde tutanlar bu süre içerisinde kadınlara her türlü şiddet biçimini, sömürüyü, eşitsiz yaşamı, ağır yoksulluğu, katliamları reva gördüler. Siyasetiyle, yargısıyla, bürokrasisi ve kirli medyasıyla kadınlara karşı her türlü suçun kapılarını sonuna kadar açtılar. Elbette ki bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu iktidar yakın zamanda meydana gelen depremlerde hem bu ülkeye hem de depremde yaşamını yitiren ama aynı zamanda onların yakınlarına yani kadınlara 100 yılın felaketini yaşattılar. Kadınları kendi yarattıkları enkazın altında bıraktılar. Canını kurtarabilenleri bir çadıra, bir suya, bir plastik kaba muhtaç ettiler. Evet, kadınları muhtaçlığa, çaresizliğe, acıya ve yasa mahkum edenleri asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız sevgili kadınlar. Yaşattıkları bu acıların, ihmallerin ve yıkımın hesabını kesinlikle soracağız bu iktidardan. Evet biz kadınlar bu hesabı sormak için bir kadın partisi olan HDP'nin fikriyatını Yeşil Sol çatısı altında seçimlere taşıyarak geliyoruz. Yüzyılın felaketine karşı yüzyılın inşasını gerçekleştirmek için geliyoruz. Biz kadınlar tam eşitlik, gerçek demokrasi için, hakikatlerin gün yüzüne çıkarılması ve tarihsel bir yüzleşme için, koşulsuz adalet için geliyoruz. Erkek iktidara bağlı saray yargısına karşı
tam bağımsız, gerçek bir yargı için geliyoruz. Kadınların önlenebilir şiddet ve cinayetlerde yitirilmemesi için geliyoruz. Kadınların perdelenen emeğini görünür kılmak için ve kadınların emeğinin ama aynı zamanda yaşamını güvenceye altına almak için geldiğimizi ve geliyor olduğumuzu da bir kez daha bu kürsüden ifade ediyoruz. Tüm yönetim ve temsil kademelerinde, karar mekanizmalarında eşit temsiliyet için eş başkanlık sistemini sarsılmaz bir güvenceye kavuşturmak için geliyoruz. Kazanılmış tüm haklarımızı korumak ama aynı zamanda geliştirmek için geliyoruz. Yine 6284 nolu yasayı dokunulmaz hale getirmek, İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir şekilde uygulamaya koymak için geliyoruz. Kayyum gaspından hesap sormak, bizim olan ne varsa geri almak için geliyoruz sevgili kadınlar. Geri almak için geliyoruz. Tekçi erkek iktidarın yarattıkları eşitsizlikler üzerinden sürdürdükleri saltanatlarını yıkmaya, rant ve vurgun sefalarını sonlandırmaya geliyoruz. İnsanlığa karşı işlenen bütün suçlar ile birlikte faşizme, işkenceye, tecrit politikalarına son vermek için geliyoruz. Kriz, çözümsüzlük, yıkım politikalarına karşı çözüm iddiamız, değişim gücümüz, eşit ve onurlu bir barışı kurma sözümüzle geliyoruz. Sevgili kadınlar, değerli yoldaşlarım. Kadınlara karşı daha çok suç, daha çok suçlu yaratmanın antlaşmalarını yaparak, kadına yönelik şiddeti imzaladıkları protokollerle güvence altına alarak, kadın düşmanı ittifaklarını kuranlara kadınlar olarak asla geçit vermeyeceğiz. Biz kadınlar iyi biliyoruz ki 14 Mayıs seçimleri kadınlar için salt bir iktidar seçimi değildir. 14 Mayıs'ta kadınlar açısından bir... Evet sevgili izleyiciler, Pervin Muldan'ın konuşması devam ediyor. Ankara'daki toplantıyla ilgili detaylar daha sonra haber bültenlerinde izleyeceksiniz. Biz Atol Behramoğlu ile devam ediyoruz. Atol abi, tam bir yerde anlatıyordum ve dedin ki bir dakika burada duralım. Yetenek meselesi tabii kısmen vardır. Ama kimilerinde büyüktür. Yani büyük yetenekli insanlar var. Yani sadece çalışmakla Shakespeare olunamaz. Yani bir yetenek muhakkak var. Sadece çalışmakla Neruda da olunamaz. Nazım da olunamaz. Bak büyük bir yetenek lazım gerçekten. Benim orta halli bir yeteneğim vardır herhangi bir konuya. Ama ben çalışkan bir adamım ve ısrarlı bir adamımdır. Herhangi bir işte ısrar ederim. Ben hani şu dilleri biliyorum dedim ya, hala öğrenmeye devam ediyorum. Ben bir memur çocuğuyum. Ben bir kolejde okumadım. Yani bildiğimiz Anadolu liselerinde, okullarında falan okudum. Ama aklıma taktığım bir şeyin izinden giderim. Çalışkan bir insanım ben. Çalışmaya yetenekli olduğumu söyleyebilirim. Ve bu da eğer bir örnek olacaksam ben öyle örnek olalım. Fakat tabii şunu da söyleyeyim. Yetenek hiç olmazsa çalışmakta da bir şey olmaz. Olmaz tabii. bu kadar tevazuda fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevgili izleyiciler, bir gün Atol abi ve değerli birkaç arkadaşımızla birlikte yemek yiyorduk. O akşam yemeğe Atol abi elinde böyle kitaplarla geldi. Herkese verdi kitabı. Son çıkan dedi çeviri kitabı. Pushkin'in bütün eserleri. Yani kitap da şöyle bir şey. Bunun hepsini okursanız yani Pushkin'in Türkçe metnini, bütün eserlerini aferin maşallah denilebilir yani. Aferin bak bunu okumuşuz falan diye. Bir de çevirdi. Evet. Çevirmiş ve o gün akşam eve gittiğimde masanın üzerine koydum. Yanında bir tane daha Atol Behramoğlu çevirisi var. Ondan sonra o da Fransızcadan, bu Rusçadan, o Fransızcadan ve diyor ki şimdi o kadar da yetenekli değilim, çalışıyorum falan. İspanyolcadan da çeviri var.
İspanyolcadan değil, İspanyol şairini çevirdiysem çevirdim. Eğer Fransızca, Rusça ya da İngilizce üzerinden yapmışımdır. Evet, yani Asya mı bu söylediğin değil abi? Değil, yani Asya'yla karşılaştırarak. Hatta bir yerde ben bir yazıda dedim ki Atol Behramoğlu ancak enstitü denilebilir. Çok güzeldi. Nazım, sana çok yüksek değer verdiğimi biliyorsun. Gerçekten buna da sen yani fazlasıyla hak eden bir insansın gerçekten. Fazlasıyla lafı da burada olmadı. Yani gerçekten bunu hak eden bir insansın biliyorum ben. Bir de şimdi yolda gelirken yine sen Güney Amerika'ya gittiğimizde işte orada bilmem nerede kalıyor. Güney Afrika'da gittiğimizde Afrika kuralları. Nerede kalıyorduk dedin? Bir savanın ortasında. Savanın ortasında işte demişler ki yani çıkın dışarıya ama belli kurallar vardır. 3 kişiden az olmayın. Bir de bir vahşi hayvanla karşılaşırsanız yani kaçmayın. Sizi avcan eder. Şimdi senin yaşadığın şeyler de senin yanında. Benimkiler hakikaten solda sıfır kalıyor. Yok canım, elbette öyle değil. Canım, bir günde bir Yunus balığıyla maceranı anlattın yani. Aşk maceranı. Yunus balığıyla yani. Yunus'la evet. O da balık başka değil Yunus. Yunus'la. Doğru. Yunus, doğru. Memeli, doğru. Hakikaten evet. Haklısın canım. Yunus'la tabii. Kısmetiniz işte. Abi yani senin gazeteci olarak yani maceraların bambaşka yani hakikaten. Buyur devam edelim. Nerede evet, kalmıştık? Şimdi bir günde vahşi, şimdi Atol Behramoğlu var, yırtıcılar var ve biz İstivi'de tam da yeri geldi. Atol abinin hassasiyetleri konusunda Atol Behramoğlu belgeseli çekiyoruz. Atol Behramoğlu böyle dışarıdan Büyükada'dan yürüdü. İşte Fıstık Ahmet'in Prinkiposu'na girdi, oturdu. Sonra çocuklar demişler ki bir daha gelir misin, bir de yakın plan çekeceğiz. Demiş ki belgesel demiş böyle rol yapamam ben, geldim çektin. Rol icabı yürü yani. Rol icabı ben yapamam. Bir hatta Rusya'dan çok tirajlı bir dergiden geldiler, 10 sayfa röportaj yaptılar. Bir de bana el salla dediler, onu da kapağa koyacağız. Ben elme sallamam hadi eyvallah deyin röportajda. Öyle oldu. Şimdi geldiler bana çocuklar, abi dediler böyle ne yapacağız? Ben de Afrika'dan bir örnek vererek dedim ki Atol abi bizim Afrika'da çalışan meslektaşlarımız aslanlara bir daha buradan gelin, dereden geçin, otoburların üzerine atlayın diyemedikleri için 8-10 kamerayla çekiyorlar. Biz fakir bir kanalız. O yüzden rica ediyoruz dedim. Aslında dediğin doğru. 3 kamerayla çekmemiz lazım. Peki dedi. Bak bu ne güzel hatırlattın. Bir de bu Rusya'daki mesele şu. Gerçekten şu. Hangi yıldı unuttum. Yani otelde kalıyordum. Demek ki sonraki yıllarda. Ben 1970 başlarında orada, hani sen demin dedin ya orada burada Paris'te falan boş durmadı. Doğrudur. Ben Rusya'da gittiğimde o 80 sonrasındaki olay değil. Başlarda 70 başlarında Moskova Üniversitesi'nde 2 yıl kadar bir lisansüstü çalışma yaptım Rus edebiyatı konusunda. Daha sonra 80'li yıllarda Paris'te Sorbonne'da o zorunlu çıkışta. Hani burada parantez açayım. Hani çalışkanlık mevzuu zaten oradan girmiştik. En kötü koşulları bile olumluya çevirmeye çalışmak lazım. Elden geldiğince. Örneğin cezaevinde de işte ben cezaevi güncesinde var. Hani sayısız kitap okudum. Çok çeviri yaptım. Elden geldiğince de şiir yazdım. Ama var ki elin kolun bağlı oturursun, kitap da vermezler, bunu da yapıyorlar zaten. Hiçbir şey yapamazsın, o da ayrı konu. Ama hani ya ben çalışmak için işte bana en iyi koşulu, hayır öyle bir şey yok. Yani her koşulu değerlendirerek elden geleni yapmak lazım. Rusya örneğine gelince yıllar sonraki bir gidişlerimden birindeydi, bir otelde kalıyordum. İki gazeteci geldi, bir hanım bir erkek ve bir hava yolu. Şirketinin gazetesi, hava yolu şirketi. Onun da kapağına hep insanların böyle fotoğrafı çıkıyor. Yani röportaj yaptıkları. Başlarda da biraz konuştuk. Gogol'du, şuydu, buydu falan. Tartıştık da bir konuda. Bana belki kızdılar da biraz. Yani bu Türk gelmiş şimdi bizim Rus edebiyatı konusunda ahkam kesiyor falan. Eleştiriler de getiriyor. Kızmış da olabilirler. Neyse ki röportajı yaptık neyse. Sonra dediler ki böyle el sallar mısın? Niye dedim? Dediler ki işte biz fotoğraf. Ya ben dedim yani... Aklımı kaybetmedim. Durup dururken niye sallayayım? Yani böyle bir şey yapamam. Yapmadım. Ve o röportaj çıkmadı yani.
Çıkmadı yani, koymadılar. Ben de dergiyle zaten almadım. Velhasıl senin gibi akıllı bir adam olsa deseydi ki efendim işte bizim de yani ne yapalım, gelip siz uçaktan inerken ya da giderken bunu yapamayacağımıza göre artık lütfen rica ederiz de şey yapmış olurlardım belki de yani. Ha, seni kapak yapacağız neyse, yok öyle şey, yapmazsan yapma. Peki Atol abi bak şimdi benim notlarımda şöyle var. Ödüller diye bir bölüm var. Şimdi özellikle son yıllarda uluslararası çok değerli ödüller aldım. Biraz onlardan söz eder misin? Ederim. Şimdi bak önce şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'de bir iki kere arzu ettim bir ödülü almayı. Bir tanesi Türk Dil Kurumu ödülüdür. 1980'li yıllardı galiba. 80'li yıllar olabilir. Gerçekten arzu ettim ben. Vermediler. Sonradan duyduk işte kimisi dedi ki yani demiş ki komünisttir, öteki bilmem ne demiş. Ya benden yaşlılara verdiler, sonra da daha gençlere verildi. Bitti o iş yani. Bir de açıkçası Antalya'da bir şey altın portakal ödülü falan gibi şeyler vardı. Özendim yani nedense yani öyle bir şey. Onu da vermediler. Orada da yine arkalardan bir şeyler döndü. Yani ben kendi yurdumda yani tabii bir takım ödüller aldım aslında. Hiçbirini de küçümsemem de. Gönlümün istediği bir şey olmamıştır bu ülkede, kendi ülkemde. Ama yurt dışında oldu. Hapishanedeyken 1982'de Asya Afrika Yazarlar Birliği Lotus Edebiyat Büyük Ödülü verildi. Orada hiç kuşkum yok ki Aziz Nesin'in çok büyük katkısı vardır. Çok sevgili Aziz Nesin oradaydı çünkü o sırada. O beni mutlaka önermiştir. Yoksa oradaki adamlar nereden bilecek 82'de hapisteki Atol Behramoğlu bilmem ne. O önemli bir ödüldü. Ama o ödül de yine bak yere gelmişken söyleyeyim. Onun şeyi kayboldu gitti yani ödül plaketi mi derler, lavası mı derler, neydi o? Aziz Nesin şeyinde kayboldu gitti oralarda. Bir türlü bana ulaşamadı. Araya işte sıkıntılar girdi, hapisler girdi, sürgünler girdi falan. O ödül kayboldu. Asya Afrika Yazarları büyük ödülü yok. Sonra tabii yakın zamanlarda ya da daha sonraki süreçlerde işte... Romanya'da Romanya Akademisi'nin bir ödülü var. Homeros Avrupa Ödülü diye bir ödül var. Daha geçen yıl Bulgaristan'da Orfeus ödülünü bana verdiler ama gidemedim. Bu yıl gidip yani geçen yılki ödülü alacağım yani. Bu yıl kim aldıysa onunla birlikte filan. Geçen yıl fırsatım olmadı. Ülke dışından ödüllerim var. Ödül konusunda şunu düşünürüm. Böyle de noktalayalım bu konuyu. Bütün mesele şudur. Kendini ödül almaya layık olarak görüyor musun? Nobel. Somut konuşalım yani. Somut. Ben kendimi Nobel ödülü almaya kesinlikle layık görürüm. Bunu neden görürüm? Biliyorum. Çünkü yurt dışındaki buluşmalarımda, şiir okumalarımda, şiirlerimin hem konuk şairler hem izleyiciler üzerinde tercümeleri yoluyla üstelik etkili olduğunu görüyorum. Ve insanlara yani benim bir Türk şairi olarak Türk deyince de kızıyorlar. Ya ne diyeyim Türk şairi, Türkçe yazıyorum. Tam Türkiye'nin bir Türk şairi olarak dünyaya söyleyebilecek sözlerim var. Etkiliyor insanları. Bebeklerin ulusu yok, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Aşk iki kişiliktir filan filan filan. Yani görüyorum ben bunu. Görüyorum. Dolayısıyla önemli olan o. Yani verirler, vermezler. Oralarda politik şeyler dönüyor. Birçok yerde dönüyor. Yani haklılıklar var, haksızlıklar var filan. Önemli olan sonuç kendine bir ödül veriyor musun? Önemli olan insanın kendine ödül vermesidir. Ben kendime bir ödül verebilirim. Ama bu kendimi eleştirmediğim anlamına da gelmez. Zaten kendini eleştirmezsen gelişme şansın sıfırdır. Onu evet. Söyleyeyim yani. Bu ödüller. Benim de ödülüm var sevgili izleyiciler. İşte STV'de belgeseller yaptık falan filan ama o değil. Bir tanesi yıllar önce bir sabahleyin saat 9-10 geçe telefon çaldı. Cep telefonları yok. O zamanlar Babaali'deyiz. Nazım Altman'la görüşmek istiyorum dedi birisi. Buyurun benim dedim. Ben Halit Çapın dedi. Tebrik ederim koçum dedi. Çok güzel yazıyorsun dedi. Bu çok güzel bir ödüldü. Hiç kuşku yok. Bunun birkaç tane de arası var bana göre. Sonuncusu ise Atol abimden. Benim son kitabıma
olağanüstü bir önsöz yazdı. Kapakta da, kitabın kapağında da Atol Behramoğlu'nun önsözüyle diyor. Benim için o işte büyük ödüller neyse bu ödülü almış bir kitap gibi geçiyor benim yerime. Onun için çok teşekkür ediyorum burada da. Çok iyi anlıyorum. Trende gelirken nedense böyle bilinçaltı süreçler oluyor ya. Behçet Necati Gil'in şiiri aklımdan geçiyordu. Hani bir sevgilim vardı 7-8 sene önce. Sokakta karşılaştık. Geçen gün karşılaştık. Sevindi beni görünce. İşte bir ev çocukları olmuş olan sonra şöyle diyor. Evleri varmış. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik sana selam söyledi diye. Çok güzel bir şiirdir. Eski sevgili falan öyle bir şey. Adı o. Nereden o şiir aklımdan geçiyor? Behçet Necati Gil'e karşı derin bir sevgi ve saygı duygusu yükseldi içimde. Ve şunu düşündüm. Yeni dergide işte o dönemin önemli şairleri, belli yaştaki şairler gençlerden seçki yaparlardı. Behçet Hoca benim bir şiirimi seçmişti galiba, kör birdi galiba orada. İşte o da benim için büyük bir ödüldü. Evet, gerçekten çok büyük bir ödüldü. Ödüller biraz da böyle bir şeyler. Evet, yani işte parası bilmem pulu olmayabilir ama tabii, manevi şeyi tabii, çok daha büyüktür. Tabii. Peki çok fazla ülke dolaştın. Hem sürgün olarak, hem akademisyen doğru, olarak, hem davetli olarak, hem de turist olarak. En fazla hangi ülke, ya çok güzel, buraya ben bir daha geleyim, hatta birkaç kere geleyim, bir süre yaşayayım dediğin şehirler, ülkeler tabii, var mı? Zaten sevgili Nazım, gezme olayı böyle gezip hani yüzeysel olarak bakmak filan meselesi değil. Bir yaşamak lazım. Yaşamak. Bir yerde yaşamak lazım. Benim uzun süre yaşadığım şehirlerden biri Paris, biri de Moskova olmuştur. Yani yurt dışı şehirleri içinde pek çok şehir gördüm. Yani ne bileyim Hollanda'nın pek çok şehrini gördüm. Yine kuzey ülkelerinden, yani kısa sürelerde Danimarka'dan, İsveç'ten tabii şehirler gördüm. Amerika'yı gördüm. Efendim Avustralya'yı gördüm. Küba'yı yani, gördün. Küba'ya gittik geçenlerde işte şimdi. Filan. Yani beni böyle derin etkileyen şey. Mesela Avustralya'da bir ay kadar kalınıyor zaten gidince. Gidip hemen dönülmüyor. 24 saatte uçuyorsun. Avustralya beni etkiledi. Coğrafyasıyla, bizim oradaki insanlarımızla. Mesela Avustralya tekrar insan gitmek isteyebilir. Moskova tabii her seferinde benim şehirlerimden biri. Tanıdığım bir şehir. Paris'i, artık yurt dışı gibi geliyor değil mi sana orada? Evet, Türkiye'nin bir şehri gibi. Öyle gibi. Paris zaten öyle. Çünkü bir de değişmiyor yani belli yerler. Elinle koymuş gibi oraları, onları buluyorsun yani. Bizde öyle değil ki. Ankara'ya git de Ankara'yı tanı. 1960 yılların Ankara'sıyla bugünkü Ankara'nın hiçbir alakası yok. Sıfır alaka mesela. İstanbul her şeye rağmen tarihi mekanlar en azından işte tarihi yarımada bilmem ne. Yani camiler duruyor, onlar anıtlar duruyor. Hiç değilse yani onlar var. Onun dışında benim yani böyle hani bir daha gideyim diye birden aklıma gelmedi. Ama Türkiye'mizde var işte Foça'ya gideceğiz hemen yani gidelim. Foça'yı seviyoruz, adayı seviyoruz. Türkiye'nin her tarafında biraz seviyorum açıkçası. Evet. Şimdi Türkiye'ye gelmişken bizim şu anda da programımızı izliyor değerli Atilla Aşut abimiz. Geçenlerde bana sormuştu, şimdi de selam yolladı, buradan gördüm. Atol Behramoğlu Trabzon'da askerliğini yapıyordu. Doğru. Hatta yalnız da değildin değil mi? Hasan Cemal de vardı. Devre arkadaşıydık. Evet. Evet. Oradan sürgüne yolladılar seni. Doğru. Neden yolladılar? Nereye yolladılar? Bunu da düzeltelim. Ben bir kere yanlış yazmışım bunu. Merzifon diye mi yazmışım? Evet, Merzifon diye yazmışım. Ama değil. Atilla Aşut'a çok sevgi ve selamlarımı ben buradan yollarım. Çok değerli eşine de. Evlatlarını yakın zamanda kaybettiler. Tabii acılarını da her zaman paylaştım, paylaşırız. Kardeşimdir, yakın arkadaşımdır, yoldaşımdır. Yiğit bir insandır Atilla da, değerli eşi de. Doktor arkadaşımız. Trabzon'da 1966'da yedek subaylığımı yaparken işte Hasan Cemal ile beraber üniformalı falan olarak Türkiye İstihbaratı'na girip çıkıyorduk. Ordu yanınızda mesajı veriyoruz aklımızca. Yani. Hasan nereden nereye geldi ayrı konu.
Ondan sonra beni Malazgirt'e sürgüne gönderdiler. Sürgün değil de tayin gibi yani adı çıktı ama 6 ay kala askerliğimin, yedek subaylığımın bitmesine Malazgirt'e gittik. O da apayrı bir macera yani. Kayak Malazgirt'e sürdüler. Kayak sürü. Kayak komandosu oldum. Kayak. Ya ben dedim hayatımda kayak kaymadım. Önemli değil. Öğrenirsin dediler. Öğrendim abi. Sonra da bir o daha, da var. Tabii var ama askerlikten sonra bir daha da elime ne kayak ayağı, ne ayağıma palet mi diyorlar taktım ne elime işte sopasını aldım. Olağanüstü güzel. Halbuki bayağı dağdan inip küçük maniyaları da atlıyordum yani kayakla. Onu söyleyeyim. Bu çok iyi. Bunu bu dersle ama para verip öğreniyor insanlar, evet, ya. Sadece ceza olarak gelmiş ama sen onu şeye çevirmişsin. Evet. Bu da Ataol Behramoğlu'na özgü bir şey. Çünkü sevgili izleyiciler, cezaevi günlükleri yayınladı Ataol abi. Sanki bir yazarlar evine girmiş, yazarlar evinde eserini tamamlamak üzere her gün düzenli şunu okudum, bunu yazdım, bunu yaptım. Yani orası cezaevi mi yoksa dünyada işte böyle yerler var, yazar evleri var, oralar sana ama tahsis. Ama Nazım doğru da sanılmasın ki orası öyle bir yerdi. Bir değil, ara şeyden cephanelikten bozma bir mahzende kaldık biz aslında ve bir zaman ışıklar şöyle. Yanıp sönüyor. Efendim ne diyorlar? Çalışma mekanı orada elektrikte problem var. Gözlerimiz kör olacaktı adeta. O koşullarda. Mahsus yapıyorlar değil mi? Tabii. Erdal Atabek'le biz mücadele. Masa getirtmek için Erdal abiyle kulakları şındasın sevgili Erdal abim. O da maşallah 90 yaşında çivi gibi. Şu evet. Anda maşallah Erdal abi. O onunla biz mücadele ederek masalarımızı getirttik ve üzerinde çalıştık yani. Evet. Birçok arkadaşımız Allah iyiliğini versin hepsinin. Televizyon izlediler filan yani. Evet, onu da eleştiri, Türk aydınlarına da bir eleştiri yolluyorsunuz. Bir de sevgili Mahmut Dikerdem için yazdığım bir şiir var. Aklında mı abi? Tabii, onu... tabii. Şimdi şöyle, istersen işin biraz o kısmına da girelim. Ben 40 yaşına cezaevinde girdim. Erdal Atabek şöyle bir dörtlük yazdı. Ataol Behramoğlu, ünlü şair, kim tanımaz? Maltepe zindanında bastığı 40. yaşına, kanatlarına tutunup göklere çıkmak isterken bizim ünlü şairin güvercin başına diye böyle bir şey yazdı. Şimdi ben de bütün arkadaşlara birer dörtlük yazdım o günlerde. Orhan da portrelerini çizdi herkesin. O da ayrı konu. Mahmut Bey tabii başkanımıza şunu yazdım. Ama şunu anlatayım. Cezaevinin bir avlusu var, bir de küçük avlusu var. Küçük avlu dikenli tellerle böyle çevrili, tel örgülerle daha doğrusu. Akşamüstü çıkıyorsun oraya. Şu stüdyodan daha küçük, bunun yarısı kadar filan. Ama flanel pantolonlar, tril gömleklerle çıkıyor Mahmut abi. Şöyle 14 diyeyim. Şöyle. Şöyle. Dikerdem. Özgür yaşamdaki zarafetini ekselans zindanda da koruyor. Yandım Allah dese bunalıp biri pourquoi va mon cher diye soruyor. Mahmut abi öyle. Şimdi şeyi andık ya güzelim arkadaşımızı Niyazi Dallayancı. O yedek üye. Yedek üye o. Yedek üye. O yüzden de erken salındı. Yedek üye. 36 ay yattı o da gene. İşte yani ha, erken iki salınan. İki ay erken. Da, evet. Erken salınan da öyle oluyor falan. Evet. Şimdi o Beykoz'da yani lokantada ya da meyhanede kafayı çekerken alıyorlar Selimiye'ye. Tutuklanıp işte cezaevine geliyor. Şöyle Niyazi sarhoş girmişti Selimiye'ye. Tahmin ederim ayık çıktı. Herkes bir hakkın yatarken içeride Niyazi adına layık çıktı. Yedek üye hapiste çocuk. Bilmem evet, ne yoluna gitti da, Niyazi derler ya. Evet. Yani ya, çok canım abim. Bir o, bizim. O da çok değerliydi seninle birlikte bizim evet. için. Seninle ve mücadelemizde yaşıyor. Sevgili izleyiciler, Ataol Behramoğlu bugün konumuzda abi çok teşekkür ediyoruz. Peki uzatmayacak mıydık? Uzattık zaten. Araya girip, uzattık. Haberlere 2-3 dakika kaldı şimdi. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sevgili izleyiciler, haftaya bir başka konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.